Aurangabad'dayım. Burada beni Saneya ve Sanika ağırlıyor. Şimdi bir yere geldik. Çok güzel bir yere geldik. Zaten benim yıllardır hayalini kurduğum bir yerdi burası. Burası Aurangabad'daki Ellora mağaraları. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Arkamda bir dağ görüyorsunuz. Efendim Hindular gelmişler, o dağı oymuşlar ve o dağdan bir tapınak yapmışlar. Yani tamamıyla kayaların oyularak yapıldığı dünyadaki tek tapınak. Efendim şimdi şu muhteşemliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Oydukları alana bakar mısınız? Yani oya 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 aşağı inmişler. Oyarken de bu arada yapıyı da yapmaya başlamışlar. Bildiğin tek bir kaya. Tek bir kayadan ibaret. Bu gördüğünüz muhteşem yapı. Yani yaparken de şu anıtsal sütunların yerini de bırakmışlar. Yani burası benim hayatımda gördüğüm en güzel anıtsal yapılardan biri. Harika. Hindular tam 1300 yıl önce gelmişler buraya. Bu kayayı beğenmişler, biz bunu oyabiliriz demişler ve başlamışlar oymaya. Ve kazıya kazıya işte böyle acayip bir şey yapmışlar ya. Hakikaten acayip ya. Hani onca yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Yani oya oya geldikleri yere bakar mısınız? Hani öyle düzgün yapmalılar ki. Oyarken aynı zamanda da bu heykelleri ve onların içindeki tapınacakları, boşlukları, o tapınakların içindeki sütunları da düşünmeleri lazım. Şimdi böyle yürüyoruz mesela, başka yerler de var. Şöyle geçeyim. Yani şu işlemelere bakar mısınız? Tamamı tek bir kayadan oyma. Ben mi çok heyecanlanıyorum, yani gerçekten önemli mi bilmiyorum. Böyle bir sütunlu yol oymuşlar. Tüm tapınağın alt kısmı böyle gidiyor. Şöylece heykellerle gidiyor. Gördüğünüz bütün bu tapınak 300 yılda yapılmış ve 1300 yaşında. Ve tapınağın ana binasında etrafı fillerle çevrili. Çünkü tanrıların, inandığı tanrıların fillerin üzerine bindiğini düşünüyormuş Hindular. Evet. Burası böyle işte. Yani şimdi bu gördüğünüz bütün alan aslında bir tek kaya. Ve o kaya oyulurken öyle güzel hesaplanmış ki bu sütunlar falan hepsi düşünülmüş. Ve bu sütunlar yapılmış. Burası bu kaya oyması tapınağın merkezi. Şu ileride bir ana yer var. Gidiyorlar orada dua ediyorlar. Orada fotoğraf çekmek yasak. Ama gerçekten inanılmaz bir iş. Bugün bile
hala Hindistan'ın sembolü olan dört aslan bu tapınağın da tepesine konumlanmış. Dört aslanın anlamı dört yönü temsil ediyor. Kuzey, güney, doğu ve batı bu yönlerden gelecek tehlikeleri karşı koruyorlar ülkeyi. Tabii kalmamış galiba ama üstlerinde de tanrılar varmış eskiden. Aslanlara bilen tanrılar. Onlar şu anda bulunmuyor. O heykellerden sadece bir bölümünün bazı kalıntıları kalmış. Bu bölgede yalnız Hindu tapınakları yok. Şimdi bir Budist tapınağına geliyoruz. İçeride dua ediyorlar. Çok sessiz olmak lazım. Daha birkaç yıl öncesine kadar her yerden böyle sular akıyormuş ne yazık ki. İşte su kaynaklarının tükenmesine bir örnek daha. Mağaraların yeniden restorasyonu için gereken taşları yine insan gücüyle yıllar önce yapıldığı gibi yapıyorlar. Ablalar oturmuşlar yemek yiyorlar. Yemeklerini bir de sincapla paylaşmışlar.